Merhaba arkadaşlar. Yoğun istek üzerine filmlerimde kullandığım Barbie evini size tekrar tanıtmak istiyorum. Bu defa tanıtımı ben yapacağım ve sizlerle birlikte her odanın içinde olan malzemeleri yerleştiriyor olacağız. Ben sadece bu evi aldığımda içinden çıkan parçaları yerleştirmeyeceğim. Ayrıca aldığım diğer oyuncaklardan çıkan ve bu evde kullanabileceğim uygun malzemeleri de yerleştirmek istiyorum. Böylelikle size hep söylediğim gibi aldığınız oyuncakları birbirleriyle karıştırarak kullanmayı da size göstermiş olacağım. Öyle yaptığınızda oyunlarınız çok daha zevkli hale gelecektir bence. Şimdi başlayalım. Evimizin kapısı iki kapı, bakın yan yana iki kapı, büyükçe bir kapı ve bir zili var. Zili bastığınızda güzel bir ses duyuyorsunuz. Zil gerçekten çok güzel çalıyor. Kapıyı dışa doğru açabiliyorsunuz. İsterseniz içe doğru da açabiliyorsunuz. İki şekilde de göstereyim size. Evet, böyle de açabiliyorsunuz. Ben şimdi dışa doğru açıyorum. Evet, ortada giriş bölümü ve hemen karşınızda asansör duruyor. Asansörle üst katlara çıkabiliyorsunuz. Bakın asansör bu biçimde hareket ediyor. Asansörle iki üst katımıza da çıkabiliyorsunuz. Şimdi evin odalarını anlatmak istiyorum. Alt katta bulunan iki odası var. Biri yemek yedikleri oda, diğeri ise mutfakları. Şimdi yemek odasından başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi yemek odamızda tabii olmazsa olmaz bir masamız var. Masamızı tam ortaya yerleştireceğim. Masanın arkada kalan yerlerine bir bakalım tabii koymadan önce. Arkada bakın eşyalarımızı yerleştireceğimiz bir alan var. Sanki bir vitrin gibi ya da bir sehpa gibi diyebiliriz. Siz ne demek istiyorsanız olabilir. Buraya yine Barbie'nin eşyaların altında olan minik aparatlar var. Onları yerleştiriyor olabilirsiniz. Tam onlara uygun yerler hazırlanmış. Şu gördüğünüz alanlar fotoğraf, baskı. Alt tarafta bir şöminesi var. İsterseniz buraya Barbie'nin eşyalarından yerleştirebiliyorsunuz. Bir yemek hazırladığında ek servislerini ya da içecekleri burada kullanabiliriz. Şimdi ise çeşitli süs eşyaları koyabiliriz. Vazolar, çiçekler ya da istediğiniz bir çerçeve olabilir. Ne isterseniz burada sergileyebilirsiniz. Şimdi ben masayı yerleştirmek istiyorum. Bu masa bu evin içinden çıkmıştı. Evet. Ve iki sandalyesi çıkmıştı ama ben dört tane sandalye kullanacağım. Masanın tam ortası hareket edebiliyor. Bakın şöyle döndürdüğünüzde oraya koyduğunuz bir başka şey çıkıyor. Ortaya bir vazoda çiçek koymak istedim ben. Onu yerleştirdim. Bu evin içinden çıkmamıştı. Yine bir çiçeğim var. Onu da böyle koymak istiyorum. Bir ödül var. Bir kupa. Onu da arkaya yerleştiriyorum. Bir vazom var. O vazoyu da yine bu biçimde. Barbie ona hediye gelen çiçekleri bu vazoya koyabilir. Dört tane sandalyem var demiştim. Aslında bu oyuncağın içinden iki sandalye çıkmıştı. Ama benim başka oyuncaklardan kullanabileceğim ve aynı şekilde çıkan iki sandalyem daha vardı. Onları da şimdi buraya yerleştiriyorum. Çünkü ben genellikle bu evde Barbie'nin oyunlarını kalabalık olarak yapıyorum. Bu evi Barbie'nin yeni ailesinde çok kullanıyorum. Biliyorsunuz Ceyda, Arda, çocukları Can, Ceren ve Melis bu evde yaşıyorlar. Ve böylelikle bu yemek salonunda beraber yemek yiyebilirler. Ayrıca ben bu salona bir de Melis'in mama sandalyesini de yerleştiriyorum. Böylelikle hepsine oturma alanı yaratmış oluyorum. Sıra geldi mutfağımıza. Şimdi mutfağımıza genel olarak bir bakalım. Birazdan eşyalarımızı da içine yerleştireceğiz. Mutfağımızda bir buzdolabı var. Çöp kutusu var.
açılabiliyor. İçine çöplerimizi atabiliyoruz. Bakın geri dönüşüm işareti var burada. Yani geri dönüşümle ilgili olan çöplerimizi buraya atabiliriz. Mesela kartonlarımızı, kutularımızı, kağıtlarımızı buraya koyabiliriz. Hemen onun yan tarafında fırınımız var. Fırınımızın da kapağı açılıyor. İçine pişireceğimiz şeylerimizi koyacağız. Evet, kapatıyorum fırının kapağını. Hemen onun yanında bulaşık makinemiz var. Bulaşık makinesinin içerisinden 2 adet sepet çıkıyor. Buraya eşyalarımızı yerleştireceğiz. Tabaklarımızı, bardaklarımızı, çatal bıçaklarımızı koyacağız. Alt katından da yine bir sepet daha çıkıyor. Bakın buraya da yerleştireceğiz bütün eşyalarımızı. Tezgaha geldiğimizde tezgahın üzerinde bir mikser altı görüyorsunuz. Bunun üstü de var. Onu yerleştireceğiz. Ocağımız var, lavabomuz var ve bir rafımız var. Şimdi sırasıyla eşyalarımızı yerleştirelim. İsterseniz önce buzdolabından başlayalım. Buzdolabın içerisine koymak üzere benim bir portakal suyum var. Bir kutu süt. Su şişelerim var. Su koyabiliriz. Ayrıca bakın şu kısımlarından takabiliyoruz da. Buzdolabına koymak için küçük bir portakal suyumuz daha var. Onu da arkaya koyuyorum. Şahane hazırlanmış bir kase salatamız var. Yeşilliklerden yapılmış çok güzel bir salataydı. 2 karton yumurtamız var. Onları da koyuyorum. Bir şişe suyumuz daha var. Diğer küçük meyve sularımızı koyabilirim. Bir kutu meyvemiz daha var. Buna dondurma da diyebilirsiniz. Ya da bu gibi malzemelere neye ihtiyacınız varsa o ismi de takabilirsiniz. Karışık bir meyve suyu şişemiz yine. Onu da buzdolabına koyuyorum. Limonatamız var. Buzdolabımızı yerleştirdik sayılır. Onu kapatalım. Şimdi fırına nefis bir tavuk koyuyorum. Barbie şahane bir tavuk pişiriyor. İşte fırında ilk katına bunu koyuyorum. Dilerseniz alt kata da pişireceğiniz başka bir şey yerleştirebilirsiniz. Kapağını kapatıyorum. Bulaşık makinesine içse şu bölüme çatal bıçaklarımdan bir kısmını koyabilirim. Sanki gerçek gibiler. O kadar güzel ki bu oyuncaklarla oyun oynamak çok keyifli. Birkaç tane de tabak yerleştirmek istiyorum. Belki üst kata bir tane de bardak koyabiliriz. Alt kata ise bir tava koyabilirim. Başka bir tencere koyabilirim yıkanması için. Ve kapağı kapatıyorum. Şimdi bulaşıklarımız tertemiz olsun ve onları tekrar kullanalım. Tezgah kısmına geldiğimde mikserin üstünü yerleştirebilirim hemen. Ve üstelik bu ses de çıkarıyor. İçine koyduğunuz malzemeleri daha sonra çalıştırıp mikserde hazırlayabilirsiniz. Kapağı da açılıyor. İçine bir şeyler koyacağız ve işte karışması için mikserimizde bu biçimde çalıştıracağız. Tezgaha bence benim yine başka oyuncaklarımdan çıkmış olan bu büyük kaseyi yerleştirebilirim. Ve kek yaparken kullandığım bu aletimi de koyabilirim. Ocağın üzerine pişmekte olan bir çorba ve bir sosluk koymak istiyorum. Barbie'nin hazırladığı bu nefis pastayı da kek
tezgahın üzerine koyabilirim. Çocukları için hazırladığı bu pasta onların çok hoşuna gidecek bence. Evet, Barbie'nin kullanacağı çeşitli malzemeler. İşte bakın, kurabiyemiz var, bir cornflakes var. Bu çeşitli kutuları da ard arda böyle sıralayabilirim. Ve ayrıca o rafa koymak için tabaklarımız da var. Tabaklarımızı da yerleştirelim. Bardaklarımızı da bu biçimde koyabiliriz. İçeceklerimizi koyacağımız diğer bardakları da koyabiliriz. Kek yaparken kullanacağım bir spatulam var. Bunu da oraya koymak istiyorum. Muffin kabı var. Bunu fırına koysak daha iyi olabilir. Alt kata koyalım. Bir minik çaydanlığım var. Bu da başka bir oyuncağımdan çıkmıştı. Barbie'nin kullanacağı küçük bir ölçü kabı. Rafımıza yerleştirdim. Evet, mutfağımızdaki bütün eşyaları yerleştirdik. Şimdi ben yine başka bir oyuncağımdan çıkan bir parçayı da koymak istiyorum. Küçük bir mutfak masası. Barbie'nin çocukları okuldan geldiklerinde atıştırmalıklarını mutfakta yiyebilirler. Bir masa şahane hazırlanmış meyve suları ve kekleriyle ve iki küçük sandalyemiz var. Barbie'nin mutfağı hazır. Şimdi diğer odalarımıza geçelim. Üst kata çıkıyoruz. Üst katta banyoyu yerleştireceğiz şimdi arkadaşlar. Banyomuza gelince, banyomuzda tuvaletimiz, banyo yapacağımız, duş alacağımız alanımız ve lavabomuz var. Tuvaletimizde şöyle klozet kapağını kaldırabiliyoruz ve üstelik bastırdığımızda da sifon çekilmiş gibi sesi duyabiliyoruz. Arkada bir rafımız var. Duşun mor bir kapağı var. İçine girip Barbie duşunu alıyor. Bakın burada da duşumuz var. Sular akıyor. Kapağını kapatıyoruz. Lavabomuz dolap gibi görünüyor ama ön kısmı açılmıyor. Yan tarafta bir müzik çalarımız var. Bastığınızda ışık yanıyor ve müziğimiz çalmaya başlıyor. Burada da bir düğmemiz var aynanın hemen altında. Kurutma makinesi, fön makinesi çalışıyor oluyor o sırada da. Çeşmemiz var ve tam altta paspas biçiminde duran bir yer daha var. Oraya bastığınızda da yine müzik çalıyor. Şimdi ben elimdeki parçaları yerleştirmek istiyorum. Hemen arkaya jöle diyebiliriz ya da krem diyebiliriz. Ne isterseniz olabilir. Rafa onu koydum. Diş macunu onu yan tarafa şöyle lavaboda yan tarafa koymak istiyorum. Bir küçük tarak koyabiliriz. Ve bir fön makinesi koyabiliriz. Şöyle yana. Banyodan sonra saçlarını kurutabilirler. Ayrıca benim diğer oyuncaklarımdan çıkmış olan bir çamaşır makinem vardı. Bu eve çok uygun olduğunu düşünüyorum. Hem küçük, çok yer kaplamayacak, hem de banyoya uyacaktır. Bakın düğmesine bastığınızda o da çalışıyor. Tekrar basıyoruz ve kapatıyoruz. Onu da bu biçimde koyabilirim. Barbie orada çamaşırlarını yıkar. Çamaşırlarını yıkarken kullanacağı bazı eşyaları da olacak. Bakın bir sprey belki leke çıkarır bununla. Çamaşırlardaki lekeleri çıkarmak için olabilir. Bir de deterjanımız var. Onu da rafa koyuyorum. Banyomuz da bitmiş oldu. Şimdi banyoyla aynı katta bulunan yatak odasına geçelim bakalım. Orayı yerleştirelim. Evet, Barbie'nin yatak odasındayız. Barbie'nin yatak odasında bir yatak duruyor. Bu tek kişilik bir yatak. Yerinden çıkarabiliyorsunuz bu biçimde. Altından da yine Barbie'nin yatabileceği daha küçükçe bir yatak çıkıyor. Ben
burasının çift kişi olarak kullanılacağını düşündüğüm için belki öne biraz çekip alta da destek yaparak mor alanla pembeyi aynı ölçüye getirerek çift kişilik bir yatak yapabileceğimi düşünüyorum. Üzerine de bir yatak örtüsü koyarım. Böylelikle Arda ve Ceyda'nın odasını hazırlamış olurum. Avizemiz var. Bunu isterseniz bu odada kullanıyorsunuz. İsterseniz diğer odalarda, yani yemek odasında ya da mutfakta da kullanılabiliyor bu. Eğer yatağı çift kişilik yaparsak belki bunu yemek odasında kullanmak daha iyi olur. Burayı kendi ihtiyaçlarımıza göre düzenleyebiliriz. Ve yine bu odada kullanabileceğimiz bir sehpamız var. İstersek yatağın tam yanında kullanırız, istersek bir köşede kullanabiliriz. Hangisi bizim için daha uygunsa öyle yapabiliriz. Belki küçük bir halı yapabiliriz. Odasında bulunan ufak balkona bir çiçek koyabiliriz. Küçük bir sandalye, bir puf olabilir. Odası daha süslü görünebilir bu sayede. Onları da kendimiz hazırlayabiliriz. Şimdi yatak odamızı bitirdik. Giyinme odasına sıra geldi. Bunun için üst kata çıkmamız lazım. Üst katta giyinme odamız ve oturma odamız, salon olarak kullanacağımız, misafirlerimizi orada ağırlayabileceğimiz bir odamız var. Şimdi üst kata çıkalım. Evet arkadaşlar, evin salon bölümündeyiz. Barbie burada misafirlerini ağırlayabilir. Kendi oturup belki film izleyebilir. Ailesiyle oturup sohbet edebilir. Şimdi odamıza kısaca bir bakalım. Bir televizyonumuz var, bir ekran var. Hemen altında raf gibi görünen bir yer var ama burayı kullanamıyoruz. Oraya fotoğraflar konulmuş. Yine onun alt kısmında ise şöminemiz var. Yan taraflarda yine bazı fotoğraflar kullanılmış. Şöminenin üstünde iki rafımız var. Buralara Barbie'nin eşyalarını koyabiliriz. Ve diğer alanlarımız boş. Şimdi yerleştirelim bakalım eşyalarımızı. Bir süs eşyası koyabiliriz rafa, evet. Yine benim diğer oyuncaklarımdan kullanacağım bir çerçeve, onu da diğer tarafa yerleştirebiliriz. İşte böyle. İkili koltuğumuz var. İkili koltuğumuzu, kanepemizi böyle yerleştirelim. Bir puf ya da sehpa. Nasıl kullanmak isterseniz onu önüne koyabiliriz. Ve iki adet tek kişilik sandalye, koltuk gibi kullanabileceğimiz iki adet pembe koltuğumuz var. Yan tarafında da bir minik balkon var. Dilersek bu eşyaları kaydırıp orada da kullanabiliriz. Yine küçük bir aksesuar daha yerleştirebilirim. Barbie'nin bilgisayarını pufun üzerine koyabiliriz. Evet, Barbie burada çok rahat edecektir. Şimdi biz yine aynı katta bulunan giyinme odasına gidelim ve orayı yerleştirelim. Giyinme odasını kısaca bir tanıyalım. Daha sonra eşyalarımızı yerleştirelim arkadaşlar. Giyinme odasında bakın bu kısımda, dolap olarak kullanacağımız bu kısımda elbiselerimizi asacağımız, askılarımızı yerleştirebileceğimiz bir alanımız var. Hemen yan tarafında bir dolabımız var, raflı ve çekmeceli. Buraya da dilerseniz kıyafetlerinizi asabilirsiniz. Oraya gömlek tarzı, daha kısa olan parçalar asılabilir. Üst katındaki rafa çantalarımızı yerleştirebiliriz. Alt raflara da ayakkabılarımızı koyabiliriz. Ve bir çekmecemiz var. Çekmecemiz oldukça derin. Bakın çizmelerini alabiliyor Barbie'nin. Dilerseniz fazla kıyafetleri de yerleştirebilirsiniz. Yan taraftaki alanı ise asansörü. Bu asansörü banyoyla birlikte kullanabiliyoruz. Barbie kirli kıyafetlerini buraya asıp aşağı indirebiliyor. Böylelikle aşağı katta da yıkanmış oluyor eşyaları. Şimdi burada kullanacağımız diğer malzemeleri yerleştirelim. Barbie'nin tuvalet masası, hazırlanmak için kullanacağı masası, bir aynamız var. Önündeki çekmece açılmıyor. Onu buraya yerleştiriyorum. Hemen önünde kullanacağımız bir pufumuz var. Buraya oturup hazırlıklarını yapabilir. Şimdi elbiselerimizi asalım.
Evet, kendi yaptığımız askılarla asabiliriz. Dilediğimiz kadar elbiseyi buraya asabiliriz. Şimdi ayakkabılarımızı yerleştirelim. Evet, bir çift siyah ayakkabımız. Gri ayakkabılarımız alt kata koyalım. Ayakkabılarımızı da yerleştirdik. Üst kata da en üst rafa yani çantalarımızı koyalım. Bu çantayı şöyle asabiliriz de. Evet, şimdi tuvalet aynamızın önünü yerleştirelim. Bir allık. Parfümlerimiz. Rujumuz, far setimiz, diğer oyuncaklarımdan çıkan parçaları da kullandım. Bir de tarağımız olsun. Belki kullanacağımız kolyemizi de burada tutabiliriz. Evet, böylelikle giyinme odamız da hazır. Barbie bu evi çok severek kullanacak. Ayrıca Arda ve Ceyda'nın ailesi için de çok uygun bir ev. Umarım çok güzel oyunlar oynarız. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.